40 artıda sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Televizyonu'nda erkek basketbol takımımız Fenerbahçe Beko'nun genel menajeri Sayın Derya Yenler'le birlikteyiz. Genel bir sezon değerlendirmesi gerçekleştireceğiz. Sarı ekibimizle ilgili Turkşehir Euroleague'de playoff serisinde 5. maça kadar Sarı ekibimiz mücadelesini sürdürmüştü. Final Four için e, Olympiakos'a kaybetti devamında. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yarı final serisinde Anadolu Efes'e olaylı geçen hakem hataların çokça konuşulduğu bir serinin ardından ee kaybetti ve sezonu bu şekilde ee noktaladı. Aynı zamanda Sayın yani yerinde Fenerbahçe Beko'daki genel menajerlik pozisyonundaki ilk senesiydi. E hem bir genel değerle, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, e çok fazla vakit olmadığı için ben hemen başladım kusura bakmayın. E, genel bir sezon değerlendirmesi sizden rica edeceğim hem Türk Şehirler Ligi'deki takımımızın göstermiş olduğu performans, devamında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde e, olaylı geçen özellikle Anadolu Efes serisi ve e, sezon içerisinde yaşananlarla ilgili genel bir değerlendirmenizle başlayalım. Tabii ki Batuhan. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş bulduk. Ben e, bizim sezonumuzun üzerinde konuşmadan önce e, bir bütün Fenerbahçe ailesiyle ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Yanılmıyorsam tüm branşların sezonu bitti. İyi ya da kötü birçok branşta şampiyonluk kazanıldı. Birçok branşta diğer bazı branşlarda hedeflenen yerlere ulaşılamadı. Bu da başta biz geliyoruz birazdan değiniriz. Hı hı. Ama Fenerbahçe her oynadığı branşta gerçekten sonuna kadar şampiyonluğu kovalıyor. Bunu ben bu sene daha doğrusu iki senedir bizzat kendim de şahit oldum. Bu çok çok büyük bir özveri ve çok büyük bir spor kulübü kültürü gerektiren bir şey. Bırakın Türkiye'yi Avrupa'da, dünyada bence çok örneği olmayan bir şey. 9 farklı branşta yanılmıyorsam her branşta sonuna kadar gidebilmek. Kazanırsınız, kaybedersiniz. Bir sene şampiyon olursunuz, bir sene ikinci, üçüncü olursunuz fark etmez ama bu spor kültürüyle alakalı bir şey. Burada ben e, çok kocaman bir parantezi e, ön, önce başkanımıza sonra da e, bütün yönetimimize açmak isterim. Çünkü bu e, sporda maalesef gerçekten finansal karşılık çok fazla alınmıyor çoğu Hı -hı. branşta. Ee, çok büyük özveriler gerektiriyor bu. Bunu da sonuna kadar yapan e, başkanımız ve yönetimimize ben kendi adıma çok 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 teşekkür ederim ve e, dediğim gibi her branşta gönül ister şampiyon olsun ama bence bu fedakarlık için çok büyük bir tebrik hak ediyorlar. İkinci konu bizim özelimize gelecek olursak e, dediğim gibi benim bu genel Fenerbahçe Beko'da genel menajer olarak ilk senemde geçen sene e, genel menajer yardımcısı pozisyondaydım. E, ben sezon başında yaptığımız sene söyleşilerde de hep aynı şeyi söylemiştim. Biz bir risk aldık. Yani Fenerbahçe'nin geleceğine bakarak yeniden bir yapılanmaya gitmek istedik. Burada özellikle ilk senenin özelinde direkt başarıya gitme ihtimalimizde risk tabii ki görüyorduk. Çünkü sonuçta şampiyon olan, Türkiye Ligi'nde şampiyon olan bir takımı ve bir koçu değiştirip bambaşka bir yapıya yeni bir düzene girmeye karar vermiştik. Burada da dediğim gibi orta ve uzun vadeli bir vizyonla yola çıktık. Bu bir riskti. Kendi adıma da benim bir riskti. E, fakat bunu e, dediğim gibi hesaplanır bir, bir risk olarak başta almayı kabul etmiştik. Ve ben ilk günde şunu söyledim. E, bu günün sonunda başarılı olursa her zaman yönetim ve sonrasında e, teknik ekip ve oyunculardır. E, başarısızlıkta da her zaman ben öne çıkmaya hazırım demiştim. Bu senenin üzerinde e, sadece bu seneyi değerlendiriyorsak Fenerbahçe'nin kupu alamadığı, şampiyon olamadığı bir sezon hiçbir zaman başarılı sayılamaz. Dolayısıyla ben ee, ne yürürikte League'de play-off oynamakla e, açıkçası tatmin oluyorum ne de e, Türkiye Ligi'nde kupa alamadan sezonu bitirmekle tatmin oluyorum. Sebepleri her ne olursa olsun günün sonunda e, bu işte sonuca bakılıyor. Bu işte e, kupayı son gün kaldırmıyorsanız da e, Fenerbahçe bir kulüpte başarılı sayılmanız çok mümkün değil. Dolayısıyla burada eğer ki bir başarısızlık varsa ben bunu e, sonuna kadar üstüme alırım burada ne başkanımızın ne Sertaç Bey'in bize full destekten harici hiçbir şey bugüne kadar olmamıştır. Her zaman bizim arkamızdalar ve sonuna kadar destek oluyorlar. Fakat bir parantezde şöyle açmak isterim. Sen dediğin gibi sezon değerlendirecek olursak yeni bir koç, 7-8 tane yeni ana oyuncu, yeni hmm. bir sistem oturtulmaya çalışılıyor. böyle bir takımın da aslında evet sonuca ulaşamadık ama bir yandan da baktığında hem Euroleague'de hem de Türkiye Ligi'nde normal sezonun son maçlarında bambaşka bir yola girme olanağı da aslında kendi elimizdeydi. Belki o yollardan gitseydik hiç bilemeyiz tabii bunun günün sonunda ama belki bambaşka yerlerde olacaktık. Ee, girdiğimiz yollarda da iki, iki seride de e, belki de o son saniye şanssızlıkla ben çok şansa inanmam açıkçası sporda Hı. ama bir sonuçta bir işin bir parçası da o maalesef. O toplar girmemiş olsa belki şu anda Final for yapmış Türklerinde de final oynayan bir takım olacak serisinde Sulukas, Anadolu Efes serisinde Clyburn'un son dakika Dolayısıyla bahsedelim. aslında bu yeni yapıda bir şeyleri başarmaya da şu kadar yaklaştı. Hı hı. Dolayısıyla ben hala ilk çıktığımız yoldaki vizyonun arkasındayım. Bu yapıyı desteklersek, doğru hamlelerle tamamlarsak ve arkasına durursak, ben bu 2-3 senelik planlama içerisinde istenilen yerlere bu takımın tekrar gelebileceğine son dakika inanıyorum. Ee, son saniye basketlerini biraz da böyle kırılma noktaları olarak görebiliriz ama e, benim içimde biraz daha böyle okta kalan ve e, kazansaydık işler daha farklı olur dediğim maç Kızıl Yıldız deplasmanında kaybettiğimiz mücadele. Onu da bu işin içerisine koyabilir miyiz? Nasıl e, ifade edersiniz? Tabii ki Batuhan. Aslında bizim Euroleague sezonunda Türkiye Ligi sezonunda çok benzer gelişti bana soruyorsan. Orada Kızıl Yıldız maçı. Burada da aslında normal sezonun işte son bir ya da iki önceki Son haftasından önceki haftada Anadolu Efes'te bir maçımız vardı. Orada da Andolu yensek yine başka bir e, yoldan hı hı. kupaya uzanma şansımız olacaktı. Tabii ki bilemezsiniz ne olacağını. Ama ikisinde de aslında kaderi kendimiz belirledik. Bu bakımdan bence özel işleri yapmamız gerekiyor. Kızıl Yıldız maçı bizim için çok kritik bir maçtı. Tabii ki dediğim gibi orada Kızıl Yıldız'ı yenmiş olsak işte o gün Monaco ile eşleşecektik. Monaco'da Final Four oyunda günün sonunda hı hı. bilemez yani yenecektik Final Four'a kalacaktık tabii ki diyemeyiz. Ama kağıt üzerinde normal sezonda iki defa yendiğimiz bir takımla oynama şansımız vardı. ama işte din beceriksizlik, din şanssızlık hı hı. bir şekilde olmadı. Yani orada da çok yaklaşmıştık. Yani 3 sayı yanlış hatırlamıyorsam 30 saniye kadar top bizdeydi ve 3 sayı öndeydik. Yani evet. bütün maçın kontrolü aslında bizdeydi ki zor bir atmosferdeydi o maç. Belki biraz daha doğru kararlar verebilsek o maçı kazanmış olacaktık. Başka bir yoldan gidecektik. Normal sezonu hak ettiğimiz gibi genelinde 5. bitirecektik. Bence 8. ile hak etmemiştik. Ee, bambaşka bir senaryo olabilirdi ama günün sonunda ligin favorisi finali oynayan, finali son saniyede kaybeden takıma da e, kendi sahamızda o son saniye basketi olmasa 2-1 öne geçecektik. E, son maçta ben oradan e, vereceğimize çok inanmıyordum. Çünkü çok gerçekten inanılmaz bir seyirci desteği de vardı. Takım kenetlenmişti. Oradan bambaşka bir senaryoya da gidiyor olabilirdik ama Hı. spor böyle bir şey. Ben e, Hayatım sporla geçti. O yüzden çok fazla bu iniş çıkışları yaşamamayı öğrenmeniz gerekiyor. Her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Sporun güzelliği zaten canlı her şeyin olması, hesaplanamaz olması. Bu yüzden bu kadar ilgi duyuluyor. Bazen önünüze gelenleri kabul edip onunla yaşamanız gerekiyor. Çok fazla sakatlık problemleri yaşıyoruz. Yani Geçtiğimiz senelerde de bunu çok fazla gördük. 10'da ile sezona başlayıp sonra sakatlıklarla beraber dalgalı bir performans çizen Fenerbahçe Beko'yu izledik. O bölümde o sakatlıkların da yine bu kırılma anlarına ya da performans iniş çıkışlarına büyük bir etkisi olduğunu siz de düşünüyor musunuz? Kesinlikle Batuhan. Bu sene özellikle bazı dönemlerde ciddi sakatlık problemleri yaşadık. Bunu inkar etmenin pek bir anlamı yok. Özellikle playoff'a geldiğimiz dönemde de işte Scottie Wilbeck'in olsun, Devin Booker olsun, Türkiye Ligi'nde rotasyondaki en önemli belki iki tane Türk oyuncumuz Metecan ve şeyimiz olsun. Her hı hı. aslında kırılma anında eksik oynadık. Ama ben tekrar söylüyorum hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmayı doğru bulmuyorum. basketbol sezonu içinde bulunduğumuz basketbol iklimi zaten çok talepkar bir takvim maalesef önümüze koyuyor. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunları hesaplamanız gerekiyor. Sakatlıklarda eksildiğiniz pozisyonlarda nasıl çözüm üretebileceğiniz sezon başı planlamanızda mümkün olduğu kadar düşünmeniz gerekiyor. Hı hı. Tabii ki ne kadar düşünürseniz düşünün en sizin ana oyuncularınız eksildiği zaman bu hangi takımın başına gelirse gelsin etkiliyor işte. Mesela Partizan, Real Madrid serisinden örnek verecek olursam işte o ya da bu sebepten oyuncular eksildiğinde takımların performansını nasıl değiştiğini hepimiz gördük. Evet. Ee, bir sürü örneği var bunun işte. Andolu Efes'te şampiyon olduğu sene Euroleague'de hiç eksilmeden gitmişti. İşte sonraki senelerde sakatlıklar yaşadı. Bambaşka iniş çıkışlar yaşadı. Yani maalesef bu işin içerisinde bu var. Bizim de başımıza bu sene fazlasıyla geldi. Daha önce de anlatmıştım. Bunun önlemini biz elimizden geldiği kadar almaya çalışıyoruz. yani Bunun birinci önlemi kadroyu kurarken mümkün olduğu kadar hesap, hı hı. kitap ve açıkları doldurmaya çalışmanız. İkinci önlemi de hem sağlık ekibi hem kondisyoner güç ekibi hem de teknoloji desteğiyle bunları elinizden geldiği kadar engellemeye çalışmak. Bu bakımdan ben açıkçası çok bir eksimiz olduğunu düşünmüyorum. Hem teknoloji yatırımı yapıyoruz, tekrardan kulübe bu anlamda teşekkür etmem lazım. Hiçbir şekilde fedakarlıktan kaçınmıyor. İşte oyuncuların bütün kas yapılarını, yorgunluklarını, yüklenmelerini vesaire her, her anını, günlerini takip eden bir sistem şu anda kullanıyoruz. Ve bize uyarılar veriyor. İşte kas sakatlı olabilir, dikkatli olun. İşte atıyorum sağ tarafında daha fazla yüklenme var ya da bu idmanda dinlendirin gibi uyarılar hı hı. veren bir sistem kullanıyoruz şu anda. Mümkün olduğu kadar da uyumaya çalışıyoruz. Tabii en önemli maçtan önce kullanma dediği zaman bu yüzden dışarıyı almak oyuncu çok kolay olmuyor. Türkiye'nin belki en tecrübeli, en iyi kondisyonerlerinden biri bizdi. Avrupa'nın en önde gelen Euroleague Kondisyonerler Birliği'nin başkanı olan kondisyoner bizimle. Sağlık ekibimiz hem doktorumuz, buradan tekrar kendisine tekrar tekrar teşekkür etmem lazım. Çünkü bir doktorun 7-24 bir kulübe dedik olması gerçekten günümüzde çok zor. O da kendi içerisindeki Fenerbahçe sevgisiyle bu işi yapıyor. 7-24 bizde, her ihtiyacımızda bizde. Oyuncularla her an ilgileniyor. Ona çok teşekkür etmem lazım. Onun altındaki e, fizyoterapist ekibi de e, masör ekibi de çok tecrübeli ve adet olarak da diğer takımlardan çok fazla hı hı. E, bilimsel yapmaya çalışıyoruz bütün antrenmanları vesaire ama günün sonunda da bu işin içerisinde şans biraz burada var çünkü sakatlıklarımızın çoğu da maçta darbeyle oldu açıkçası maalesef evet e, dolayısıyla bu da yüzde kontrol edemediniz ama mümkün olduğu kadar e, Önlemimizi almaya çalıştığımız bir konu diyeyim peki e, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde Anadolu Efes serisi iyi başladığımız bir seriydi. 42 sayıyla ilk karşılaşmayı kazanmıştık. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Clyburn'un son saniye üçlüğü durum birbire geldi. Ama üçüncü karşılaşma yapılan hakem hataları ile birlikte iş biraz basketbol sahasının biraz dışına çıktı. Hem açıklamalar hem kulübümüzden aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan. Yani iki eurolik takımın eşleşmesi, sahada daha güzel böyle bir basketbolu konuşmak isterken konu biraz dışarıya e, çıktı bu anlamda. Biz de e, haksızlığa uğradığımız için e, çokça gerildik. E, neler söylemek istersiniz? E, o serinin e, gelişimi e, daha farklı olabilirdi ama sizin yorumlarınız nedir? Şöyle... Üçüncü maçta özellikle bence çok bariz hakem hataları vardı. Ve kulüp olarak da sonuna kadar hem federasyon nezdinde hem kamuoyunda zaten gerekli tepkileri verdik. Yani onu onu bir kenara koyuyorum. Yani üçüncü maç ben açıkçası şahsen çok fazla hakem konuşmayı, hakem üzerinden olayları yorumlamayı çok seven bir insan değilim. Hem sporcuyken böyleydim hem yöneticiyken böyleyim. İşin daha kontrol edebildiğin, senin odaklanman gereken yerlere fokus olman daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama o maçta e, hakemden gerçekten canımız yandı. Hı hı. Ve dediğim gibi sonuna kadar da bence fazlasıyla e, kulüp tepkisini e, her platformda dile getirdi. E, fakat şunu da söylemem gerekiyor ki playofflar bir psikolojik savaş. Yani her şeyle hem kamuoyuna yaptığınız açıklamayla hem sahadaki jest mimiklerinizle hem bir maç ve bir sonraki maçtaki teknik stratejilerinizle aslında bir satranç. Ve psikolojik de bir satranç. Özellikle yerel playofflarda bu daha da öne çıkıyor. Yani bir tek Türkiye'ye olarak katmıyorum ama bakın işte İtalya'ya, bakın Yunanistan'a, bütün playofflara bakın. Euroleague playofflarından biraz daha farklı bir kaos demeyeyim ama biraz daha işin bu psikolojik tarafı daha fazla öne çıkıyor. Basketboldan Hı -hı. ziyade. E, bunu biraz aslında öz yaparak düzeltmemiz gerekiyor. Bütün yerel platformlarda diye düşünüyorum. Bir tek Türkiye'den bağımsız konuşuyorum. Dolayısıyla Anadolu Efes serisi bir kere yarı finalde karşılaşıyor olmak Anadolu Efes'te Bence onların da bizim de çok beklediğimiz bir şey değildi Fakat şartlar öyle gerektirdi Ev sahibi avantajı bizdeydi İlk maçı Beklemediğimiz kadar Kolay kazandık belki bu o psikolojik savaşta bize negatif onlara pozitif bir motivasyon kaynağı da yaratmış olabilir İkinci maçta Yine bence çoğunluğuyla kontrol ettiğimiz bir i̇yi maçtı. İyi başladığımız, evet. haneye çıkarttığımız yani, bir ilk yarıyı izlemiştik. Aynen öyle. Yani yine aslında bizim kontrolümüzde bizim istediğimiz gibi giden bir maçta. 3. periyot ve dördüncü periyotta biraz kontrolü kaybettik. Maçın sonunda yine sonuna kadar mücadele ederek aslında maç kucağımıza geldi. Hı hı. Yine çok ufak nüanslar yani. Belki orada işte 6 saniye kala oyun durmasa, başlasalar belki organize olamayıp doğru atışı bulamayacaklardı. Belki de bulacaklardı. Bilemezsiniz yaşanmayan evet. bir şeyi. E sonraki Kenardan çıkardıkları topta işte altı 6 saniye kala belki sahne vermesek belki o atışı bulamayacaktı. Yine her Hı -hı. şeye rağmen o da iki kişinin üstünden o şutu sokamayabilirdi yani. Tabii. İşte kariyeri boyunca belki 50 tane atmıştır, 10 tanesi girmiştir atıyorum şu anda. Hı -hı. Ama yani aslında Sulukas'ın şutuna biraz dejavu olan bir pozisyondu. Bizim daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı ama günün sonunda zor bir şuttu, girmeyebilirdi Ve o, o şut girmesi 2-0 olsa da o serinin oradan çok dönebileceğine inanmıyorum. Ama işte biraz şans, biraz psikolojik faktörler. Sonrasında açıkçası onlar da reaksiyon verdiler. Seriye tutundular. Yenebileceklerine inandılar. Ve e, seri başka bir boyuta gitti. Hem üçüncü maçta işte hakem hataları olmasa bence kazanma şansımız vardı. Hem de dördüncü maçta sonuna kadar maçın içerisindeydik. Yine kazanma şansımız vardı. 5. maçta taşısak kendi sahamızda bence yine o seriyi ben kazanarak çıkardık. Ama dediğim gibi spor, basketbol böyle bir şey. E, her anı... İki tarafı da gidebilecek bir spor. Biraz futboldan da farklı bu anlamda. Çok ciddi sinir ve dayanıklılık ve konsantrasyon gerekiyor. Orada da ben kendi tarafımızdan öz yaparsam biraz daha sağ içine odaklanıp dış faktörlerden kendimizi arındırıp daha basketbol odaklı olsaydık bence bir tık daha iyi iş yapabilirdik. Onda geleceğe yönelik bence kendimize alacağımız bir ders. Şimdi e, tabii sizden en merakla e, beklenen konulardan bir eminim. camiamız e, camiamız basketbol severler e, transfer konularında e, gelecek sezon itibariyle e, merak ediyorlar. Şimdi notlarıma da bakıyorum. Sezon içerisinde Gudurich ile Nacile Davis ve de Shampier ile Mete Can'la e, sözleşme e, uzattığımız isimlerdi. E, kadromuzun da önemli bir bölümü bizimle birlikte e, devam edecek. Nasıl bir transfer dönemi? Fenerbahçe Beko'yu bekliyor. Hep söylediğim gibi aslında taraftarların en keyif aldığı döneme geldik. Bizler için de en zor döneme geldik. Tabii ki bu bizim için şu anda başlamıyor transfer dönemi. Ben daha önce de söylemiştim. Sezon içerisinde sezonun akışından fırsat buldukça hem teknik ekibimizle, koçumuzla her zaman istişarede bulunup önümüzdeki seneyi planlamaya çalıştık. Ve dediğim gibi nitekim kadromuzun içerisinde planımızda dahil olan oyuncuların hepsiyle sezon içerisinde kontrol uzatma işlerini bitirdik aslında. Şu anda Kadromuzun %70, %80'i aslında kontrol altında diyebilirim. Hı hı. Bu anlamda bence istikrar önemli. Ee, en başta söylediğim gibi bu 3 senelik projenin başlangıcında kurduğumuz iskelet bizim inandığımız bir iskelet. Ee, bence doğru yolda olduğumuzda sezon içerisinde birçok anda kendini gösterdi. Dolayısıyla biz buna sadık kalmak istiyoruz. En önemli ilk sermayemiz bu. Kimyamıza ve oluşturduğumuz iskelete inanıyoruz. Bunu sil baştan yapmakta hiçbir, e, hiçbir zaman demeyeyim ama çoğunlukla... Pozitif sonuçlar vermiyor sporda, basketbolda. Zaten hani şeyi söylememe gerek yok. Her şey açık açık e, iletişim kanallarımızdan duyurduk. Kimin kontat altında olduğu, kimin olmadığı zaten e, aslında belli. 2-3 e, tane esnek olduğumuz pozisyon var diyeyim. O 2-3 tane esnek olduğumuz pozisyon için çalışmalarımız devam ediyor. E, basında okuduğunuz tek şey, şunu söyleyebilirim yani gerçekten e, cani gönülden bizi takip eden taraftarımıza. Şu dönem okuduğunuz şeylerin do99'una itibaren etmeyin. Çünkü gerçekten çok bilgi kirliliği var. Bugüne kadar playoff oynarken de birçok haber çıktı. Kendi adıma hani samimiyetime inanırlar diye düşünüyorum. Hepsi gerçeklikten uzak. Hiçbirinin bir dayanağı yok. Ee, i̇nsanlar konu Fenerbahçe olunca... Spesifik bir isim sorabilir tabii miyim? Tabii ki her ee, zaman. Son dönemde biri Hernan Gomez'in ismi hatta bütçesiyle birlikte e, çıktı. Ama sizin söylemenizden bunun da aslında e, aslı olmadığını e, anlayabiliriz galiba değil mi? Şöyle Botan. Tabii ki Birçok isim yazılıyor. E şimdi Avrupa piyasası hani bambaşka bir konu ama zaten çok dar bir piyasa. Dolayısıyla tabii ki yazılan isimlerin bazıları bizim de listemizde olan, takip ettiğimiz, menajerleriyle durumlarını kontrol ettiğimiz, Hı -hı. istişarede olduğumuz. Yani yediğimde zaten her oyuncu bütün piyasadaki menajerlerle istediğiniz ilgilendiğiniz oyuncuların durumları ile ilgili sohbet ediyorsunuz. Ama bu demek değil de ki teklif yapıyorsunuz ya da pazarlık yapıyorsunuz. Yani şunu net olarak söyleyebilirim ki şu anda halihazırda duyurduklarımızın dışında bizim Pazarlık aşamasına geçtiğimiz, karar verip almaya çalıştığımız, aldığımız ya da alamadığımız hiçbir oyuncu olmadı. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ee, ama tabii ki düşündüğümüz isimler var. Çok fazla esnekliğimiz olmadığı için, bütçe bütçeyi de tutturmamız gerektiği için pozisyonlar işte aradığımız pozisyonların dinamikleri kendi arasında değişebiliyor. Yani bazen işte oraya biraz daha para aktarıp burada farklı bir oyuncuya gidelim mi? İşte orada biraz daha fizikselliği arttırıp burada biraz daha yaratıcılığa gidelim mi diye. Hı hı. Yani aslında hani birebir burada bu oyuncu yoksa bu oyuncu. Ya öyle olmuyor. Aslında bütün pozisyonlar birbirine bağlı. Çünkü kimyayı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Ee, dediğim gibi tek ricam bizim ağzımızdan birebir duymadıkları şeylere itibar etmesinler. Konu Fenerbahçe olduğu zaman insanlar bunun katmanı, konuşulma katmanı çok daha fazla... Arttığı için daha fazla insanlar bunu yazıyor ve sahipleniyor ve daha da sosyal medyada büyüyerek gidiyor bu. Tek ricam bu olur. Şu ana kadar yazılan hiçbir şeyin de dediğim gibi gerçekliğe yakınlığı yok. Zaten bir şey olduğu zaman biz birebir herkesi bilgilendiriyor olur oluyoruz. Fenerbahçe'ye bizim çıkardığımızda zarar gelmeyeceğini gördüğümüz zamanlamayla bunun iletişimini yapıyoruz. Ama tahminim önümüzdeki... 2 hafta, maksimum 3 hafta diyeyim ee, ki, ki süreçte herhalde son kafamızdaki noktaları da şekillendiriyor oluruz. Çünkü avantajımız aynı koçta devam ediyor olmamız, kimyamızın %80-90'a devam ediyor olması. Koçta istişare yaparak tabii bu transfer süreçlerini gerçekleştiriyorsunuz. Tabii, ki, tabii yani gerçek yani sürekli 7-24 güne zaten, zaten sezon içerisinde de öyleydik ama şimdi tabii bu dönemde daha da artıyor. Hı hı. Sürekli beraberiz, oturup işte odamızdaki... Benim, benim odama gel, gelenler bilir odamda benim bir tahta var hani ben yazarak çalışmayı çok seviyorum ben yani sürekli odaya kapanıyoruz yaza çizse işte oradan onu silip buraya bunu koyup doğruyu bulmaya çalışıyoruz ve günün sonunda e, işte Sertaş Bey ve başkanımızın onayıyla da ilerleyip e, son aradığımız hamleleri e, nihai haline getirmiyormuyuz hangi pozisyonlar genel itibariyle fikir düşündünüz şöyle kontestli olarak cevap vereyim buna kontestli olarak e, bir Kısa pozisyonda esnekliğimiz var. İki de uzun pozisyonda esnekliğimiz var. Yani bu açık, net olarak söyleyebileceğim bir şey. Hı hı. Türk oyuncu kadrosunda işte kalmak isteyen, istemeyen ya da bizim değiştirmek istediğimiz parçalarla belki bir iki tane de Türk oyuncu değişikliği olabilir. Böyle öngörüyorum. Yani dolayısıyla totalde yani 5 oyuncuyu göreceğimizi çok tahmin etmiyorum. Yani benim tahminim 3-4 hamleyle Maksimum 5 hamleyle diyeyim, e, kapatmayayım kapıyı. E, büyük ihtimalle kadromuzu şekillendirmiş oluruz. Transfer sürecini tamamlayacağımızı e, söylüyorsunuz. E, i̇zninizle kısa bir araya gidelim şimdi. Tabii. Ki. Aranın ardından keyifli sohbetimiz devam edecek. Evet programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Sayın Derya ile birlikteyiz. E, geçen geçtiğimiz sezonu tabii değerlendiriyoruz. Son olarak transfer sürecini konuştuk ve takımımızın yeni sezonla ilgili yapılanmaları ile ilgili sohbetimiz devam edecek. Transfer sürecini konuştuk. Güzel de aslında taraftarlarımıza, camiamıza bilgiler aktardınız bu anlamda. Sosyal medyada çok konuşulan bir konu var. Özellikle hem Anadolu Efes serisinde kadroda olmamasıyla da alakalı. Sonrasında da yani Ara transfer döneminde takımımıza katılmıştı ama e, onun akıbeti ne olacakla ilgili çok fazla soru var. İsim Tyler Dorsey. E, çok fazla söylenti çıktı onunla ilgili. Sözleşmeli oyuncularımızdan biri. E, neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Aslında biraz önce verdiğim cevapla paralel bir cevap vereceğim. Bu dönemde sosyal medyada okuduğunuz şeylerin %99'una itibar etmeyin. Çok net olarak söylüyorum. Şimdi Tyler Dorsey'nin durumu. Tyler Dorsey biliyorsunuz sezon ortasında bizim yapmış olduğumuz bir hamleydi. Ve kendisiyle 2,5 sene, iki buçuk senelik kapalı bir kontrat imzaladık. Tyler'ı zaten o dönemde bizim getirmemizin amacı ileriye dönük bir hamleydi daha çok. Tabii ki bu sezon bize yardım etmesini bekliyordu. Fakat hı hı. sezon işte son dönemde gelip de bir oyuncunun bir yere adapte olup %100'ünü vermesi çok kolay değil. Dolayısıyla biz Yaz döneminde onu almanız zor olacağını düşündüğümüz için böyle bir fırsat gelince değerlendirip önümüzdeki 2 senelik planımıza dahil etmiştik. Bizim planlamamızda değişen hiçbir şey yok. Tyler'la işte bir sürü söylenti duyuyorum. Koç'un arasında problem var, o var, bu var. Hepsi e, tamamen gerçeklikten uzak. Bunu söyleyebilirim. Hı -hı. Ha, şu var tabii ki. Her oyuncu, bırakın Tyler'ı, her oyuncu bizim sen işte 16 kişilik kadroyla başladık. Sonradan işte Cekir'in sakatlığı dolayısıyla Antetokounmpo'ya eklemiştik i̇şte o iki aylık dönemi düşünerek daha çok. işte da önümüzdeki seneye anlattığım gibi fırsat transferi oldu ve 18 oyuncu ile bitirdik ki bu fazla aslında sayı olarak. Her oyuncunun birebir sezon içerisinde mutlu olduğu, mutsuz olduğu, rolünden memnun olduğu, tatmin olmadığı, daha çok oynamak istediği ya da e, teknik olarak bazı şeylere kafasının takıldığı, koçla konuşması gerektiği, benimle konuşması gerektiği birçok bir an oluyor. Yani Hı -hı. bu... Bu işin doğasında en çok yani en doğal şey yani gerçekten bunun yaşanmadığı takım yok diyebilirim. Yani ben oyuncuyken çok yaşandığı da vardı, az yaşandığı da vardı. İşte yöneticilikte de her an bu sorunları çözmeniz gerekiyor. O yüzden bu iş 7/24 yaşayan bir iş. Yani bu işi böyle yaparsınız diye tarif etmek çok kolay değil. Her an karşınıza farklı problemler geliyor. Dolayısıyla oyun süresiyle vesairesiyle memnuniyet memnuniyetsiz olan her oyuncu gelip bizde bunu paylaşmakta özgür. Şimdi Tyder'ın durumu Türkiye Ligi playofflarında biliyorsunuz ki yani bunu inkar etmenin şeyi yok zaten kadroya giremedi. Hı hı. Çünkü Türkiye Ligi'nde 5 yabancı kuralı var biliyorsunuz. Mete Can'la Şeymuz'un sakatlıklarından dolayı insanlar bunu çok fazla böyle okumuyor ama iki tane Türk oyuncusu rotasyondan gittiği zaman sizin o 5 kişilik yabancı seçiminiz de bunlar etkileniyor. Yani onların kullanamayacağınız için ona göre farklı bir 5 kişilik rotasyon seçmeniz gerekiyor. Bu Dediğim gibi tamamen teknik bir karar. Koç e, böyle bir karar aldı. Serinin sonuna kadar da seçimin arkasına durdu. Hı hı. Doğrudur, yanlıştır. Bu eleştirilebilir, eleştirmeyebilir. Yani bu tamamen o işin doğasında, zaten kamuoyunun takdirinde olan bir şey. E, bizim ile ilgili planlamamızda hiçbir değişiklik yok. Diğer takımlar, yani Euroleague'deki diğer takımlar sadece Tyler'a değil, başka oyuncularımıza da ilgi gösteriyorlar. Bu haberlerin kaynağı oralardan çıktığını tahmin ediyorum. Hı hı. E, bu da bizim için... Bir yandan hani yaptığımız seçimlerin doğru olduğunu gösteren bir işaret. Çünkü bence şu anda kontrat altında alan oyuncu olan oyuncularımızın herhalde çoğuyla belki bir tanesi, iki tanesi değil, siz değil yani hariç olsun. Ama hepsi piyasa açıksa çok ciddi talepleri olacak oyuncular. Dolayısıyla da işte biliyorsunuz Tyler'ın Yunan pasaportu da var. Yunan takımlar ilgileniyor olabilirler. Yani bunda dediğim gibi bizim bizi çok fazla bağlayan bir durum yok açıkçası herhangi bir oyuncumuz bize geride ayrılmak istediğini söylerse, bize kontatlı olan oyuncumuza bir teklif gelirse biz yönetimimizde oturur. O günkü şartlarda değerlendiririz. Ama dediğim gibi Tider Melih ya da modde hiç fark etmez. Kim olursa olsun bizim bakış açımız aynıdır. Kontatlı oyuncumuz bizim planımızda dahil olan oyuncudur. Hem Turkish Airlines League'de hem de kendi ligimizde son dönemde takım sayısının arttırılmasıyla ilgili çok fazla hem spele Fülatyonlar oluyor hem de toplantılar da gerçekleşiyor bu konuyla ilgili. Ee, siz de her iki tarafında tabii bir parçası olarak e, nasıl değerlendiriyorsunuz takım sayısının artmasını? Takvim çok ciddi bir problem. Ee, İşin içerisinde milli takım da kesinlikle, giriyor kesinlikle. Yani hı. bırakın bizi koçları ama oyuncular için gerçekten baktığınızda çok ciddi bir problem takvim. Ee, fiziksel, işte sakatlık konuşmuştuk. Bence altında yatan etkenlerden bir tanesi bu. Hı hı. Uzun vadede bu yıpranmıştık e, maalesef ortaya çıkıyor. Euroleague'in bir genişleme planı var. İşte bu dönemde de hatta pilot içerisinde de biliyorsunuz orada da bazı gelişmeler oldu. Yurt dışına, toplantılara gittik. O da gerçekten çok ciddi bir bu tarafta mesaimize olan bir konu. Euroleague'in bir genişleme şeyi var ama bu biliyorsunuz Euroleague orta, biz Euroleague'in ortaklarından bir tanesiyiz. Yani şu an 11 kulüpte, 13 kulübe çıktı. 13 ortak hisse sahibi hissedar kulüpten bir tanesiyiz. Dolayısıyla orada işte tamamen business odaklı bakmamız gerekiyor. Oradaki genişleme buradaki iş iş olanaklarını, gelir olanaklarını büyütecekse o eksende değerlendirmek gerekiyor. İşte farklı marketlere girmek açısından. Hı hı. Türkiye Ligi'nde ise e, açıkçası biz federasyonumuzda sürekli istişare halindeyiz. E, ve onların kararını bekliyoruz bu konuda. Bize gelen e, takım sayısı arttırılacak gibi bir yaklaşım henüz yok. Olursa da, e, onlar böyle öngörürse de, bizim fikrimiz sorarlarsa tabii ki söyleriz yoksa da e, karara saygı duyarız. Ama hı hı. 16 takımla ben normal şartlarda devam edileceğini düşünüyorum. Ee, orada da dediğim gibi hani bizim bizim önceliğimiz iki tarafta da çok fazla maç takviminin olduğundan daha da fazla yoğunlaşmaması olacaktır. Peki Euroleague'de tekrar bir CEO değişimi söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir yıl arayla önce işte başkan değişimi ardından CEO değişimleri gerçekleşti. Biz de bu işin bir parçası mıyız? Yani İlginç ve uzun bir konu Batuhan. Yani herhalde bambaşka bir programda sırf bu konuyu konuşmamız <laughs> Çok gerekiyor. Çok fazla toplantılar yapıyorsunuz, Aynen. katılıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla tekrar gideceksiniz galiba Aynen. değil mi? Önümüzdeki günlerde. Aynen. Bu hafta ee... tekrar gideceğiz. Yani şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe bütün bu, bu konuların konuşulduğu masalarda en etkin kulüplerden bir tanesi. Geçen sene normalde başkan pozisyonu yoktu biliyorsunuz. Bir önceki işte CEO'nun <laughs> değişim sürecinde ek bir pozisyon eklendi. Ee, ve hatta o geçiş çok hızlı olduğundan dolayı da roller çok fazla oturmamıştı. Ee, en son yaptığımız toplantıda bütün kulüpler, bence en pozitif taraf bu çünkü son dönemde kulüpler arasında da bazı anlaşmazlıklar vardı. Herkesin aslında takip ettiği bir konu. Hı hı. Ee, pozitif şey, bütün kulüpler aynı paydada birleşerek bir değişimin e, gerektiğine karar verdiler. Değişim derken e, aslında CEO'muzla da görüşüp kontratının uzatılmaması konusunda bir e, karar çıktı. Ve dediğim gibi hani bu herkesin aslında paylaştığı bir vizyondu. Bu tabii olabilecek şeyler. Hiçbir organizasyonda her sene yönetimin değişmesi çok pozitif bir şey değildir. Fakat bir yandan da çok olağan durumlardan geçmiyoruz. Yani 20 senelik bir CEO'nun değişim süreci, işte o bütün her şeyi, alışkanlıkları, bilen hakim olan birinin gelip tekrar devralması kısa dönemde devralması çünkü böyle çok uzun vadeli bir geçiş dönemi de planlı bir geçiş dönemi de olmadı maalesef. Hı hı. Dolayısıyla doğru yönetimi, doğru insanları bulabilmek burada önemli. Çünkü Avrupa basketbol içinde çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Hani bir yandan FIBA ile hiç olmadığı kadar fazla etkileşim var. Hem takvim konuları, hem milli takım konuları, hem işte çok fazla sayıda olan Avrupa Kupası sayısı. Bence hepsinden önemlisi Elimizdeki oyuncu havuzunun NBA'ye karşı tamamen korunaksız olması, hı hı. E, bunların hepsi masada olan konular. Ve biz eğer ürünümüzü daha değerli hale getirmek istiyorsak sembol oyunculara ihtiyacımız var. Yani şöyle düşünün, herhangi bir marka, herhangi bir firma reklam yapacağı zaman ne yapıyor? İşte ünlü bir oyuncuya, aktöre, aktrise e, vesaire selebriteye gidiyor. Ünlü bir Tabii. ünlü birine gidiyor ve onu kullanıyor. İşte sosyal medyada da artık günümüzde tamamen ünlüler üzerinden dönmeye başladı. Dolayısıyla biz markaları, yatırımı spora çekmek istiyorsak, sporda da e, insanların takip edebileceği figürlere ihtiyacımız var. Yani bu bizim yarışmamız istediği kadar iyi olsun, istediği kadar basketbol ürünü çekişmeli olsun, işi paraya dönüştürmek o figürlerden geçiyor. Ve bu figürler koçlardan ziyade oyuncular olmak zorunda. Biz maalesef mevcut düzende o figür oyuncularımızı Artık daha da küçük yaşlarda yani kolej yaşlarında, üniversite yaşlarında Amerika'ya kaybediyoruz. Euroleague arenasına girmeden e, NBA'ye gidiyorlar. Aynen öyle. Ve şu işte dün akşam final serisi işte ben de gece maçı izledim. NBA'nin en iyi oyuncusu Avrupalı oyuncu. ya yani Bir tek evet. o da değil. Yani 3-4 tane de NBA'nin başı çeken Avrupalı oyunculardan bahsediyoruz. Eskiden Avrupalı oyuncuların en iyileri NBA'de bench oyuncusu oluyordu. Evet. Şimdi NBA'nin en iyi oyuncuları Avrupalı. Yani böyle bir düzendeyiz ve bu düzene karşı maalesef Avrupa basketbolu korunmuyor. Ee, ve aslında oyuncu kalitesi düşerken fiyatlar artıyor. Yani çalışmayan bir düzen var. Dolayısıyla tekrar başa dönecek olursam, Fiba ile olan bu ilişkilerde bütün bu sorunların ele alınması, bir yandan işte EuroLeague'in kendi hukuksal düzeni içerisinde bazı yeni düzenlemeler yapmak gerekiyor. Çok kritik dönemlerdeyiz. Bu dönemlerde de işin baş yönetiminin rolü çok büyük. Dolayısıyla umuyorum bu hafta bir karar verilecek gibi duruyor. Verilmese de kısa sürede verilecek. Umuyorum EuroLeague için de en hayırlı yönetim başa gelecektir. Peki, ee... Ligimize dönecek olursak da burada da yabancı kuralında tekrar değişiklikler konuşuluyor. Bunu futbolda da görüyoruz. Size sorum şu olacak. Burada ülke olarak bu konu özelinde aksiyonu biraz geç aldığımızı düşünüyor musunuz? Ya da netliğin daha erken verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Planlamamızı çünkü ona göre yapacaksınız en nihayetinde. Kesinlikle yani bütün planlamanızı ona göre yapmanız gerekiyor. Fakat ben bu konuda biraz hani genel kamuoyunun aksinde de düşünüyorum. Ben sporu, Türk sporunu geliştirmenin sadece yabancı sayısı üzerinden tartışılmasını çok yanlış buluyorum. Hı hı. Dön dolaş yani ben herhalde 20. senem oyunculuk yöneticilik olarak basketbolun içerisinde. Herhalde bir 7-8 defa yabancı kuralı değişmiştir. Her sefer işte yabancıyı düşürüyorsunuz işte Türk oyuncularına fiyat arttı deniyor. Yabancıyı arttırıyorsunuz, Türk oyuncu yetişmiyor deniyor. Ya yani bu kadar sığ bir şeyin içerisinden <laughs> kuyruğu komodayan kevi gibi dönüyor. devam ediyor. Dolayısıyla ben bu tartışmadan ziyade projeler üretilmesi gerektiğine inanan biriyim. Dolayısıyla bu tartışmayı ben her sene gündeme getirmeye çok zor olduğunu bulmuyorum. Bir, bir proje öne getirirsiniz. İşte kaç yabancısı Sınırsız <laughs> mı yapıyorsunuz? Üç yabancı mı yapıyorsunuz? Üç teki mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yaparsınız ama bu işte beş senelik bir vizyon olur ve bunun etrafında bir proje üretirsiniz. Ben bu, bu konuya biraz böyle bakıyorum ama günün sonunda şu an e, işte 5 yabancı oynuyoruz Türkiye Ligi'nde. E, arttırırlarsa ona göre adapte oluruz. 5 yabancıysa da zaten planlarımız ona göre devam ettiriyoruz. Peki, e, tekrar saha içine dönelim ama farklı bir figür olarak e, onu sormak istiyorum. Yellow, e, sene başında e, gerçekten hayata geçirdiğinizde bu fikri, bu düşünceyi e, taraftarlar tarafından bu kadar benimseneceğini e, sosyal medyada e, trend topik olacak seviyeye gelebileceğini düşünmüş müydünüz? Bu konuda ben tamamen kenara çekilip bütün ofis arkadaşlarıma sahneyi bırakmam gerekiyor. Çünkü e, benim tek yaptığım bir şey var. Onlara şunu diyorum. Yani yenilikten, cesur olmaktan korkmayın. Tabii ki zor bir kulüpte çalışıyoruz bu anlamda. E, çok tutkulu ve yenilikleri kabul etmesi zor bir camia. Büyük camialar genel olarak böyle. Dolayısıyla bu konuda gündeme geldiğinde ben kendilerine... Cesur olun doğru bildiğinizi e, projelendirelim ama sadece hani böyle bir maskot değil, bu maskotun bütün iletişim planı, işte karakteri, ne işte atıyorum uslu birini mi canlandıracak, muzur birini mi canlandıracak, iletişimini nasıl yapacağız vs. bunların hepsi bir proje. Hı hı. E, çok doğru projelendirdiler, e, biz sadece destek olduk ve günün sonunda da bence e, çok güzel karşılık buldu. E, bu tarz yeniliklere cesur, özellikle yeni nesile hitap eden şeylere de bence daha da atılımcı olmamız gerekiyor. Daha fazla yeni iletişim kanalları ve bunları da gelire dönüştürmenin yollarını buluyor gerekiyor. İşte sezonun ortasında bir video paylaştık. Yanlış bilmiyorsam, işte hatırlamıyorum artık son takip edemedim ama işte <laughs> 2 milyon, 3 milyon böyle bir izlenirliği vardı. Yaloğlu olan bir Hı -hı. videonun. Sonra kendi şahsi hesaplarını, sosyal medya hesaplarını da açtık. İşte NBA'de çok ciddi örnekleri var bunun. Evet. Ee, ama o... Biz şöyle kurguladık, o bizim içimizden biri ve aslında biraz da bizim içimizdeki muzur kişi Hı -hı. Ee, bazen de biraz sınırları da zorluyor. Yani mesela atıyorum, o kostüm olmasa ve o hareketleri yapsa sağda belki karşısındakinden çok farklı tepki görecek. <laughs> o kadar şirin ve muzur bir karakter ki, yani oradakiler de çok fazla tepki gösteremiyor işte rakip takım olsun olsun evet. olsa. Ama o sınırını doğru ayarladığı sürece bence o onun popülerliği büyüyerek devam edecektir ve bence kulübümüzün de çok güzel sembollerinden bir tanesi haline gelecektir. Kesinlikle katılıyorum ben de. E aynı zamanda e, bu sezon itibariyle Türkiye'de ilk basketbol müzesini e, aynı zamanda hayata geçirdiniz. E, bu da bir ilkti. E, onun da arkasında çok büyük bir emek olduğunu biliyorum. E, ve taraftarlarımızın da her basketbol maçına geldiğinde e, müzeye girip ziyaret ettiğini, e, işte oradaki eski fotoğrafları... E, Kupaları gördüklerinde ve işte eski günleri iade ettikleri bir an oluyor. Onlar da çok mutlular. E bu anlamda ben de hem sizleri ve tüm şubeyi tebrik ederim. Neler söylemek istersiniz müzenin gelişimiyle de ilgili? Müze çok çok güzel bir proje. Ee, orada da en büyük teşekkürü bence e, Sertaç Bey'e vermek lazım. Onun nezdinde tabii ki başkanımıza, yönetim kurulumuza. Ama kendisinin çok büyük emekleri oldu. Bizler için kulüpte çalışan herkes için o müzede o Euroleague kupasını görmek, Türkiye Ligi şampiyonluklarını görmek, fotoğraflar, isimleri görmek bu kulüpte çalışan herkes için aslında bir hedef. Yani o müzeye girebilmek çok büyük bir, bir motivasyon kaynağı. Hı hı. Bambaşka bir örnek işte u 14 takımımız çok güzel bir jenerasyonumuz var orada. Türkiye'de ikinci oldular, finali kaybettiler. Sonrasında işte salonumuzda e, açık loca alanı var. Yukarıda locaların orada tribünde. Bence salonun en güzel yerlerinden bir tanesi yemekli hoca. Orada işte kendilerine aileleriyle bir yemek verdik. Ondan sonra hepsini mesela müzeyi gezdiler. O çocukların o müzeyi gezerken ki duygularını canlandırabilirsiniz gözünüzde. Ben evet. 13-14 yaşımda Abdi Pekçi, o zaman Abdi Pekçi vardı. İlk bir maçımız tesadüfen oradaydı. Ayaklarım titremişti Abdi Pekçi'ye çıktığımda. Şimdi düşünün ki Fenerbahçe'nin alt altyapısında oynayan bir çocuk aranında geziyor ve sonrasındaki müzede orada Hayalini kurduğu oyuncuların e, resimlerini, ayakkabılarını, işte imzalarını, oradaki kupaları, formaları, topları, yani. formaları, her şeyi görüp e, aslında canlı canlı şahit olabiliyor. Bence Fenerbahçe basketbolunun kültürü için çok önemli bir yatırım. E, son bölümün içerisindeyiz artık. Taraftarlarımızla bitirelim istiyorum. E, sezon içerisinde takımımızda e, her maçta destek oldular. Hem iç sahada hem deplasmanlarda e, Avrupa'nın en uzak noktalarına gittiğimiz zamanlarda da kapalı gişe oynayacakları karşılaşmalarda bile taraftarlarımız oradaydı. Olympiakos serisinde bile hatta tanıdık yüzleri tribünlerde görmüştük yalnız bırakmadılar. Ama Olympiakos serisinin özellikle iç sahada oynadığımız o karşılaşmalarında bu sezon itibariyle bir başkaydı. Tabii ki de playoff olmanın, playoff'ta olmanın ayrı bir enerjisi, motivasyonu vardı ama oradaki tezahüratlar ve destek de sezon içerisinde gerçekten en özel anlardan biriydi. Ee, gelecek yılda ilgili böyle bir planlamanın içerisinde misiniz? Taraftara, sarı türbün dediğimiz noktada yer ayırma konusunda ya da bu sistemle devam mı edeceksiniz? Botan bu soru herhalde benim en çok karşıma çıkan sorulardan bir tanesi. Ee, senin dediğin gibi Olympiakos serisindeki atmosfer, salon ortamı bence dünyada eşsiz ortamlardan bir tanesiydi. Bırak Avrupa'yı. Ee, biz bunu her maç niye yaratamayalım? Çok kafa yorduğumuz ve daha önce de söylediğim her türlü e, istişareye de açık olduğumuz bir konu. E, yeni sezon e, o maçta biliyorsun yani o maçta salon evet yani taraftarımız da şunu da kabul etmek lazım. Yani taraftar da aslında maç seçiyor. Yani baktığında işte sezon içerisinde de önemine göre maç seçiyor. İşte playoff'ta da önemine göre maç seçiyor. Hı hı. Türkiye ligi playoff'unda da önemine göre maç seçiyor. Yani Efes maçı Olympiakos maçından çok yani neredeyse %80 farklı atmosferdeydi. Dolayısıyla... Hı hı. Bir, bu gerçek de var. Yani bir yandan tabii işte diğer branşların yansımaları olabiliyor. Bir yandan fiyatlar belki insanları zorlayabiliyor. Yani insanların hayatlarına göre de bazı seçimler yapmaları gibi. Buna da sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama bize düşen tarafta biz Olimpiyakos maçında yaptığımız işte e, pot arkasında bize gelen talepleri onlara sadece yardımcı olarak destek olduk. E, aynı şeyi playofflarda, Türkiye Ligi playofflarında da yapmaya çıktık. Aynı şeyi daha fazlasıyla e, eğer ki herkes bu takıma sahip çıkmak istiyorsa, o tribün, o oluşumu tekrar yaratmak istiyorlarsa biz sonuna kadar açığız. Her türlü desteği organizasyonda arkadaşlarımız, yani bilet tarafıyla ilgilenen arkadaşlarımız sonuna kadar yapıyorlar. Kombinlerimiz çıktığı dönemde de işte herhalde bir, bir ay içerisinde de kombinlerimizde çıkmış oluruz. Orada da aynı organizasyonu yapmaya biz sonuna kadar varız. Hı hı. Bu konuda hiç kimse bizim istemediğimizi, bizim engel olduğumuzu vesaire lütfen düşünmesin. Biz Fenerbahçe'nin faydasına olacak her türlü oluşuma sonuna kadar varız. Ve bu atmosferde herhangi birinin isteme istememe ihtimali yok. Çünkü gerçekten sahaya çıktığınız anda tüylerinizi diken diken eden bir ortam vardı. Ve biz her Sınıfı. maçın yürürlükte bu şekilde, tabii Türk liginde de, mümkün olduğu maçlarda bu şekilde olmasını sonuna kadar temenni ederiz. Kombineliğe de değinmişken, hani söyleyeyim orada da... Bir yandan kulübü de anlasınlar lütfen çünkü işte kurların geldiği noktayla o oynaklıkla gerçekten fiyatlama yapmak çok çok zor hale geliyor. Bir yandan gelirleri de maksimize etmeniz gerekiyor çünkü yatırım devam ediyor takıma. Yani hmm. şu değil ki yatırım düşüyor vesaire hani tamam bir mantıklı bir çerçevede tutmaya çalışıyoruz ama hala bütçemiz EuroLeague'deki işte en yüksek 2, 7, bütçenin bir tanesi. Dolayısıyla yatırım ve fedakarlık. Bununla da ilgili mesela spekülasyonlar Hı -hı. vardı bütçenin düşeceğiyle ilgili. Onlara da bir nebze olsa cevap vermiş olduğunuz bu Aynen. anlamda. Yani dediğim gibi yani bu bu yapılan yatırım ciddi anlamda fedakarlık gerektiriyor ve kulübümüz bunu yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda da bizim de mümkün olduğu kadar gelirleri maksimize etmemiz lazım. Kombineyi yaparken de biz yani en uygun düzeyde fiyatları bir şekilde hem bu tarafa hem o tarafı çok fazla canını acıtmayacak şekilde bir yerde tutmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da şu anda işte en son bir röportajımda söylemiştim 4 milyon euroya ulaşmıştık gelir bilet gelirinde. Şu an son final itibariyle yanılmıyorsam 4,5 milyon euroda da bitirdik. Ee, önümüzdeki sezon bunu daha da arttırma şansımız var. Bunu arttırırken daha da ateşli bir ortam yaratma şansımız da var. Her ikisini bir arada yapma şansımız var. Ee, bu anlamda ben işte önümüzdeki dönemde hem kadro olarak inşallah insanların beklentilerini karşılayacağız taraftarımızın, hem de onların da bize kombine anlamında sonuna kadar destek olmaları ben şahsen rica ederim. Çok teşekkür ederim değerli açıklamanız için. Keyifli güzel bir sohbet oldu. Camiamızı, basketbol severleri bilgilendirdiniz. Planlı programlı bir şekilde transfer dönemi gelecek sezonunda yapılanmasını da gerçekleştirdiğinizi söylediniz. bir kez daha teşekkür ederim programımıza katılmış ben olduğunuz için. Ederim, ben teşekkür ederim Teşekkür Evet 40 artı programımızda Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Sayın Derya Yanneri konuk ettik. Genel bir sezon değerlendirmesi ve gelecek sezonla ilgili planlamaları konuştuk bir başka programla tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.